Bu bölümde fiillerin 7 kısmından, teknik tabiriyle aksamı sebaasından lefif fiil konusu ele alınacak. Lefif fiil iki tane harfi illetli olan fiillerdir ve ikiye ayrılır. Lefifi mefruk, lefifi makrun. Lefifi mefruk birbirinden ayrı, yani başta ve sonda. Sülasi fiillerde 3 harf oluyor. Başı ve sonu illetli ise lefifi mefruk. Ortadaki harf illetli değil. Bunun sağı solu, yani başı ve sonu illetli. Bunlara lefifi mefruk deniyor. Birbirinden ayrılmış anlamında. Mesela vaga. Vaga korudu, vikaye etti. Yagi korur. Diğeri vefa, başka bir örnek. Vefa, Türkçe'de vefa dediğimiz. Vefa, yefi. Vefa, vefa gösterdi. Yefi, vefa gösterir. Bir de lefifi makrun var. Lefifi makrun, son iki harfi illetli olanlara deniliyor. Ne gibi? Mesela şeva. Şeva kızarttı. Yeşvi kızartır. Gaviye kavi oldu, kuvvetli oldu. Yagve kuvvetli olur. Şeva derken son iki harfi illetli görmekteyiz. Gaviye derken son iki harfi illetli görmekteyiz. Ve dikkat çekici durumlar burada meydana geliyor. Mesela vaga yagi, buradan emir getireceğiz. Emir getirirken yagi muzariden yapılıyor. Baştaki ye'yi attık. Yagı derken sonda Y var. Onu da attık. Yagı geriye sadece gı kalıyor. Tek harf. Gı koru demek. Ama orada Y vardı aslında. İkinci de karşımıza çıkıyor. Gı, gıya ikiniz koruyun. Gu siz koruyun. Ve müennesinde gı, gıya, gıyne. Bu şekilde kullanılmakta. Mesela örneklerini göreceğiz birazdan. Gı tek başına bir emirdir. Kur'an'da var. Gu, gu enfusakum. Kendinizi koruyun. Kur'an-ı Kerim'de var. Lefifi makrun. Bunda ise mesela hayye, hayye, Yahya. Yahya'dan muzariden yapacağız. Yahya. Sonunu cezmediyoruz. Başına bir elif getiriyoruz. İhye. İhyeye. İhyav. Yani yaşa, ikiniz yaşayın ve cem olarak yaşayın. İhyey. İhyeye. İhyeyne. Yani bu şekilde bunların emirleri karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'den örneklerle ifade edecek olursak, mesela Allahu Teala ehli imana şöyle sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, gu enfusakum, nefislerinizi koruyun ve ehlikum ve ailenizi, ehlinizi nara ateşten. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi veya ehlinizi ateşten koruyun. Burada gu emir. Melekler insanlara dua ediyor. Ve dualarının bir bölümünde şöyle söylüyorlar. Vakihim es-seyyiat. Allah'ım gı koru. Hüm onları, gıhim onları es-seyyiati günahlardan koru. Yani burada harf olarak tek başına gı harfi koru anlamına geliyor. Ve men tagi ve gayyagi. Kimi korursan. وَمَنْ تَقِي sen kimi korursan, burada تَقِي aslında ye var sonunda. Fakat men bunu cezmediyor. وَمَنْ تَقِي السَّيِّئَاتِ kimi günahlardan korursan, يَوْمَ اِذِنْ o hesap günü, fakat رَحِمْتَ ona rahmet etmişsin demektir. Yani sen o gün hesap günü kimi günahlardan korursan, ona rahmet etmiş olursun. Bu ayette iki tane vaga yagı o kökten kelime görmekteyiz.
Yine vaga yagi kökünden bir başka durum şu. وَمَنْ يُوْغَ شُحَ نَفْسِهِ Kim nefsinin cimriliğinden korunursa. Burada meçhul olarak geliyor. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Aynı kökten ismi fail şeklini burada göreceğiz. وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ Ahiret azabı çok daha meşakkatli, çok daha çetindir. وَمَا لَهُمْ Ve onlara yoktur. مِنَ اللّٰهِ Allah'tan min vâgin dikaye edecek, koruyacak da yoktur. Burada dünyadaki azaptan daha evvelinde bir bahis var. Ama ahiretteki azap çok daha çetin olacak. Bu anlatılıyor. Ve devamında da onlara Allah'tan koruyacak da yoktur. Onları Allah'tan yani onun gadabından koruyacak da yoktur. Burada vaga yagi bunun ismi faili vagiyun aslında. Ama vagiyun sondaki ye telaffuz zor olduğundan vagin daha evvel nakıs fiili görmüştük. Rame yermi ramin ismi fail böyle geliyordu. Gada yakıdı gadın kadı. Burada da benzeri bir şekilde. Neticede bu da illetli fiildir. Vâgin, dikaye eden, koruyan anlamında. Yine aynı kökten başka kelimeler. Allah-u Teala bize olan ikramlarını sayarken şöyle bildiriyor. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَاب۪يلَ Allah size elbiseler kıldı. تَقِيكُمْ الْحَرْ Sıcaktan sizi koruyan. تَقِيكُمْ Vaga yagi. Vaga korudu, yagi korur. Tagi o da korur. Serabil çoğul geldiğinden burada tagi müennes olarak geldi. Tagikum sizi korur. El har hararete karşı. Har hararet sıcaklık. Har derken zaten şeddeli ve bu açığa çıktığında harare, hararet. Hararet demek ki Kur'an-ı Arabi bir kelime. Ve bunun kökü Kur'an-ı Kerim'de de kullanılmakta. Ve serabiyle ve başka şöyle elbiseler. Tagikum sizi korur. Be'sekum savaşta birbirinizden korur. Burada iki türlü elbiseye dikkat çekildi. Tabi Arabistan sıcak iklim. Orada daha çok sıcaktan koruyan elbise ön planda. Onunla alakalı işte sıcaktan koruyan elbise. Ve bir de savaş halinde de üzerlerine giydikleri koruyucu bir takım elbiseler, zırh gibi. Bu şekilde Allah size elbiseler kıldı buyuruyor. Vefa kökü, vefa Türkçe'de vefa olarak kullandığımız kelime oradan gelmektedir. Vefa. Ve men evfa daha vefalı kimdir? Bi ahdihi ahdine Minallah Allah'tan. Allah'tan ahdine daha vefalı olan kim vardır? Yani yoktur. Burada evfe ismi taftil olarak geliyor. Ve men evfe. Nasıl ki ekberu büyük veya en büyük anlamında kullanılıyorsa vefa kökünden de ismi taftil evfe kalıbında geliyor. Evfe ekberu gibi Allah'tan daha ziyade ahdine vefalı olan kimdir? Yani yoktur. Bu bapta görebileceğimiz kelimelerden birisi tave yatvi. Tave dürdü, yatvi dürer. Yevme natvi o gün düreriz. Es-sema'e semayı ketayyi sicillilil kütüp kitabın sayfalarını dürer gibi semayı düreriz. Yani Allah-u Teala gördüğümüz bu alemi önce bir bidayeti başlangıcı var. Oradan gittikçe büyüttü. Adeta şecere-i hılkat, yaratılış ağacı. Dal budak saldı. Ama artık kıyamet koptuğunda geriye dönüş olacak ve sema dürülecek ve de bir nevi artık işi bitmiş olacak. Yani defterlerde, kitaplarda diyelim manalar ifade edildi. İşimiz bitti. Ardından kapatıyoruz. Allah da kainat kitabının sayfalarını kapatacak.
kitabın sayfalarını dürer gibi o gün semayı düreriz. Burada tave dürdü anlamında, yatvi dürer, natvi biz düreriz. Nensuru ne ise natvi de o. Ke tayyi, ke gibi tay dürülmesi, mastar hali. Ke tayyi sicillilil kütüp, kitabın sayfalarını dürer gibi semayı düreriz. Hayye veya hayye hayatta olmayı ifade ediyor ve Türkçe'de kullandığımız hayat buradan gelir. Bununla ilgili kelimeleri de Kur'an'da görmekteyiz. Gale, Allah buyurdu ki fîhe, orada yeryüzünde tahyevne, hayatınız olacak, yaşayacaksınız. Ve fîhe temutûne, orada öleceksiniz. Ve minhe tuhracûn, ve oradan çıkarılacaksınız. Burada tahyevne, bir altta hayye yahya şeklinde mazi muzarisi zaten var. Yahya'yı çekerken tahyevne, siz yaşarsınız anlamına geliyor. Fîhe tahyevne, o yeryüzünde yaşarsınız. Ve fîhe temutûne, mâte öldü, yemutu ölür. Temutûne, siz ölürsünüz. Ve minhe, oradan tuhracûne, çıkartılırsınız, çıkarılırsınız. Bu da harece kökü ama harece if'al vezinine sokuluyor. Ahrece yuhricu. Ahrece çıkardı, yuhricu çıkarır. Yuhracu çıkarılır. Tuhracu sen çıkarılırsın. Tuhracune siz çıkarılırsınız. Diğer ayet Bedir'le alakalı bir durum. Bedir'de gerek müminler gerek kafirler ve müşrikler sıra dışı durumlar gördüler. Bedir pek çok mucizelere mazhar olmuş bir savaş oldu. İşte bunun bir gerekçesi ayette şöyle anlatılıyor. Liyehlike, helak olsun. Men heleke, helak olan. Ölen manası da verilebiliyor buna. Ölen şöyle helak olsun. Am beyinetin, beyine görerek. Yani ölenler, ha demek ki Allah Müslümanlara yardım ediyormuş. Son anında adam bunu fark ediyor. Gören, düzeltiyorum, helak olan beyine görerek helak olsun. Ve yahya men hayye an beyinetin, hayatta olan da yaşayan da yine beyine görerek, yani bir mucize görmüş olarak hayatını devam ettirsin. Burada hayye mazisi, hayye, yahye bunun muzarisi ve aynı ayette hem mazi hem muzari beraberce kullanılmış. Böylece sülasi fiilleri aksam-ı seb'a olarak, yedi kısım olarak bitirmiş olduk. Bir de rubailer var. Çok kısa onlarla alakalı bilgi vermekte fayda görüyorum. Arapçada fiiller kök harfleri itibariyle iki çeşittir. Asıl harfleri 3 veya 4 harften oluşan mücerred fiiller. Sülasi olanları gördük. Mesela rubai olanlar da ves vese gibi, zel zele gibi. Bunların asli harfi 4'tür. Ve bunlar azdır, sayı itibariyle azdır. Bir de mücerred fiillere harf ilavesiyle oluşan mezit fiiller. Yani şu, harece çıktı, bir harf ilave ediyoruz. Ahrece çıkardı. Yani fiilden fiil türetme. Öte yandan eğer buna 3 harf ilave edecek olursak başına bir ist getiriyoruz. İstahrece, çıkarmak istedi. Bunlara sülasi mezit deniliyor. Bir harf ilave edilebilir, iki harf ilave edilebilir ve en fazla 3 harf ilave edilebilir. Bunların kalıpları var. O kalıplara sokulduğunda belli bir mana anlaşılıyor zaten. Ve nelere delalet ettiği bilinirse Kur'an-ı Kerim'de sülasiden gelen bir fiil dörtlü veya beşli veya altılı karşımıza çıktığında manasını
az çok çıkarırız. Mesela gafara, bağışladı. Bunun başına bir ist getiriyoruz. İstiğfara, bağışlanmak istedi. Mağfiret talebinde bulundu. Veya haraceyi örnek vereyim. Harace çıktı. İstahrece, çıkarmak istedi. Öte yandan mesela nezele, indi. Buna başına bir elif getiriyoruz. Enzele, indirdi. Veya ortasına bir harf ilave ediyoruz. Mesela nezele, nezzele oluyor. Yani şeddeli hale geliyor. Ortadaki harfi şeddeli yaptığımızda nezzele, bu da yine indirdi anlamında. Ama daha böyle peyderpey indirmek gibi normal inzalden farklı bir indirme şeklini ifade ediyor. Mesela şöyle bir ibare kullanabilirim. Nezelel matar, yağmur indi, yağmur yağdı veya. Ama failini de zikrederek enzelallahul matar, Allah yağmur indirdi. Burada enzele kullanmış olduk. Ve Kur'an-ı Kerim'de mesela tenzilül kitap, kitabın indirilmesi, nezzele yünezzilü tenzil, tenzilül kitabı minallahil azizil alim, kitabın indirilmesi aziz alim olan Allah tarafındandır. Bu şekilde sülasi fiillere bir, iki, en fazla üç harf ilave etmek suretiyle manalarda bir değişme oluyor ve bunların neler olduğu müstakil olarak ele alınacak ve her biriyle alakalı daha ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Sülasi mücerrede bir harf ilavesiyle üç ayrı kalıpta karşımıza çıkıyor. Mesela ekreme yükrimu ikramen. Mesela kerem kökünden bunu if'al vezinine naklettiğimizde ekreme yükrimu ikramen. Enzele yunzilu inzalen. Ahrece yuhricu ihracen. Bu şekilde bu kullanılıyor. Ekreme ikram etti, yükrimu ikram eder. İkramen ifadesi de aynen Türkçeye geçmiş şekli ikram etmek. Enzele indirdi, yunzilu indirir, inzalen indirmek. Harace çıktı ama bir elif ilave ettik ve ahrece yaptık, çıkardı. Ahrece yuhricu ihraç, ihracen. İşte Türkçe'de ihracat buradan geliyor. Hatta idhal, mesela o kelimeyi düşünecek olursak, dahale girdi, edhale girdirdi. Edhale yudhilu idhalen. İşte idhalat. Türkçe'de T olarak telaffuz etmekteyiz. Ama aslı dal harfidir. İdi, idhalat. Bunlar daha çok dilimize mastar olarak geçmiştir. Yani fiil kalıbında değil de mastar kalıbında bunlar karşımıza çıkmaktadır. Ve sülasi fiilin mesela feriha, orta harfi şeddeli hale getirildiğinde ferraha oluyor. Feriha sevindi, ferraha sevindirdi. Ferraha yuferrihu tefrihan. Nezzele yunezzilu tenzilen. Gibi bu şekilde kullanılmakta. Öte yandan feale kalıbında işte sülasi bir fiil. Mesela gatele. Gatele öldürdü demek. Ama ilk harfe bir elif ilave ediyoruz. Gatele yapıyoruz. Gatele o zaman savaştı. Malum savaşta da ölüm vardır. İki taraf birbirini öldürmeye çalışır. O zaman gatele oluyor. Müşareket ifade eder deniyor buna. Yani ikisi de bir şeyler yapmak istiyor. İkisi de katil işini yapmak istiyor. O zaman bunun çekimi şöyle. Gatele yugatilu mugateleten ve gitelen. Gatele savaştı, yugatilu savaşır, mugateleten savaşmak. Gitelen bu da diğer masları. Gıtal en azından İslami kitaplarda hayli geçer, savaş anlamında kullanılır.
Belki Türkçe'de daha fazla geçen birisini cehde kökünden gösterebiliriz. Cehde, cehd, bir gayret içinde olmak. Cehde, bir elif ilave ettik. Cehde, cihad etmek. Yücehidu, cihad eder. Mücahedeten, işte mücahedede bulunmak. Ve ciheden, cihatta bulunmak. Mücahede ve cihat aynı manaya geliyor. Ve bunların örneklerini ayrıntılı bir şekilde ilerleyen derslerde zaten göreceğiz. Bir de sülasi mücerrede iki harf ilavesiyle yapılanlar var. Bu da mesela gata'a kesti, ingata'a kesildi. İngata'a yengatu, ingata'an. Kesildi, kesilir, kesilmek. Cema'a topladı, içtema'a toplandı. İçtima toplantı yapmak. İçtima Türkçe'de kullanılır. İçtema'a yeçtemi'u, içtima'an. Toplandı, toplanır ve toplanmak manasında. Hamira kökünden bu humret kırmızılığı ifade eder. Ama kızardı diyeceğiz. İhmarra. İki harf ilave ediliyor. Sondaki harf şeddeli hale getiriliyor. Başına bir elif ilave ediliyor. İhmarra, kızardı. Yahmarru, kızarır. İhmiraran, kızarmak. Öte yandan çok kullanılan bir kalıp tefaale. Mesela kesara kırdı, tekessara kırıldı. Tekessara yetekessaru, tekessuran. Veya alimeden örnek vereyim. Alime, bildi. Tealleme, ilim öğrendi. Tealleme, yeteallemu, taallümen. Bu şekilde bunun çekimi var. Bir de tefaale vezninde gelen, mesela baude, uzak oldu. Tebaade, uzaklaştı. Tebaade, yetebaadu, tebauden. Bu da bu çekim olarak mazi, muzari ve mastarını ifade ediyor. Sülasi mücerrede üç harf ilavesiyle gelen başka kalıplar da var. Ama bunlardan Kur'an-ı Kerim'de kullanılanı bir tanesi. O da istef'ale vezni. Haraca çıktı, istahraca çıkarttı, çıkartmak istedi. Ve istahraca yestahricu, istihraç şeklinde bu kullanılıyor. Ana hatlarıyla bu son kısımda sülasiye ilave edilerek işte rubai, humasi, südasi yani dörtlü, beşli fiiller bunlara kuş bakışı bir bakışla bakmaya çalıştık. Bundan sonraki derslerde bunların ayrıntıları Kur'an ayetleri ışığında ele alınacaktır.